Saat 09:15 günlerden pazartesi. Kampımın 62. günündeyim. Gece soğuktu da battaniyelerim olmasaydı donardım yani. Telefonumun şarjı dün %20 idi. Otele götürdüm, otelde taktırdım onu. %85 olmuştu. Onu aldım. Allah'tan orada doldurduk yani. Bugün de kalırsam veririm, dükkanların birine doldururum. Powerbank'ı da doldururum. En azından bir eğlencemiz telefonumuz var. Vakit geçiyor. Oğlum çok lüks. Dur. Dur. Allah. Şişt, ver. Bak şapka lazım. Şapkanı ver. Eyvah, şapkayı götürdü. Şapkayı geri getir. Şişt. Şapkamı getir. Eşek oğlu eşek. Şapkayı ver lan. İt oğlu it. Dürüzüye bak ya. Bak bak bak. Bu da benimle eğlenir ya. Şapkamı sen ne yapıyorsun? Şapkamı. Korkak. Hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Yemin ederim beni devirecek ha. Sakın. Yok, o lazım. Hayır, şapkamı vermem. Şapkamı vermem. Lan şapkamı istiyor şey. Hayır, şapkamı verme. Döverim seni. Şapka lazım. Şapkamın anasını ağlattı ya. Sakın. Köpeğe bak ya, peşimi bırakmıyor. Bakalım gelecek mi? İleri doğru götürdüm. Bakıyor vallahi, gelecek galiba. İnekler utanmasa çadırın içine girecekler ya. Kanka sen ne yapıyorsun burada? He? Ne yaparsın sen burada? Çadırın içine gireceksin, çadırın. Çadırın içi böyle. Bunlar içeride kalmıyorlar mı akşam ya? Allah Allah. Yukarıdan onu çağırıyor, onun yanına gidiyor. Kahvaltılık masamı kurdum. Kahvaltı yapacağım şimdi. Yumurtalarım çatlamış akşam da. Onları pişirmem gerekiyor. 4 tanesi çatlamış. 4 tanesini pişireceğim. 2 tanesi sağlam. Onları da haşlarım. Artık yarın sabah için. Yumurtayı pişiriyorum da tüpüm azalmış. Biraz yavaş pişiyor. Yağım bitmişti. Yan tarafta çadır var, işletme. Ondan tereyağı aldım birazcık. Yumurta da oldu. Kahvaltıya başlayabilirim artık. Kahvaltıda 4 tane yumurta var. Ne yapayım, çatlamış yumurtalar. Başka da yapacak bir şey yok.
Sultanmurat Yaylası'nda ben şöyle bir tura çıktım. Yürüye yürüye dedim bir vakit geçsin, bir bakalım ne var. Ne çok. Yaylada böyle gezeliyorum ya. Ben gelirken şu yoldan geldim. Şuradan. Arabanın geldiği yoldan. Daha önce ben bu yolu kullanmadım. Ben muhtemelen bu yoldan bir yerden geldim. O yüzden bana yabancı geldi o yol. Tam bitti derken bir yerde sordum köylüye. Dedim ki Sultanmurat Yaylası'na ne kadar kaldı? Dedi ki 13 kilometre. Ben geldim diye farz ederken daha 13 kilometre yol varmış. Ya, yanlış söyledi. Ama 13 kilometre yoksa da bayağı bir yol geldim. En azından bir 10 kilometre gelmişimdir yani. Tahmin ediyorum. Sisler altında zor bir yolculuk oldu. 2-3 metreyi geçmiyordu mesafe, görüş mesafesi. Kaskımın vizörünü kapatıyorum. Buhar oluyor. Açıyorum. Önümü göremiyorum yine. Islanıyor. Zor bir yolculuk oldu yani. Beni geçmeye çalışırken birkaç kişi neredeyse karşıdakine gelen kişiye vuracaktı. Böyle bir tehlikeli bir yolculuk oldu yani. Şimdi bir de tek olduğum için motosikletin görünmesi biraz daha zor oluyor. Allah'tan sis farlarım var iki tane. Çakarları yaktım, öyle yoluma devam ettim. İnsanlar da fark ediyorlar yani. Utanmasan elimi de yiyeceğim lan. Otları bitirdiniz ne varsa. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağızdan öpen mi? Daha önceki gelişimde bu yaylada kaldım bir gece. Bir yağmur başladı gece. Sabaha kadar dua ettim, inşallah dedim içine almaz. Bayağı bir yağmur yağmıştı o gece. Neyse ki çadırım sağlamdı o zamanki. Yalıtımlıydı. Alpinaz'ın fresh black vardı bende, iki kişilik. Allah'tan öyle sıkıntı olmadı. Bu çadır olsa var ya mahvolurdu. Şimdi naylon örtüyorum da. Yoksa bu da sıkıntı yani. Turist kafilesi geldi. Araplar geldiler. Dün Arapların biri bana yemek verdi. Allah razı olsun. Ama öyle ama böyle düşünmüş getirmiş. Çadırın önüne iki tane kazık diktim böyle. Yandan istedim. Çok güzel oldu ya. Çıkarken zor oluyordu. Bunları dikince buraya şimdi daha güzel oldu. Altına girmesi daha kolay. Önceden bunlar yokken poşeti bu naylonu yukarı doğru çekerken su girebiliyordu. Şimdi böyle olayı çözmüş oldum. Vakit geçiyor işte ya. Dışarının böyle olduğuna bakmayın. Çadırın içerisi bayağı sıcak ya. Bu naylonun bile bayağı faydası var. Isı yalıtımı sağlıyor. Hiç üşümedim yani akşam, gece.
Normalde bayağı bir soğuk var. Şu anda değil ama gece soğuk. Çadırları 100 TL'ye kiralıyorlarmış. Biraz önce duydum. Merak ediyordum ne kadar diye. 100 TL'ymiş bir günlük. Çeşmeden su almam gerekiyor. Suyum yok. Dün de çeşmeden su aldım. Getirdim buraya. İçinden kur çıktı. Ondan huylandım şimdi. Bende biraz su vardı. Gelirken termosa koymuştum. O suyu kullanırım çay için. İçmek için de gerekirse marketten alırım yani. Akşam yemeğini bugün erken yiyeceğim. Karnım acıktı. Dün yapacaktım bu tavukları da. Dün ikram yemek gelince bunlar bugüne kaldı. Bunları da yapıp bitirmem lazım. Çünkü bozulabilir sonra. Allah atışıyor. Dışarıda yapacağım. Bu sefer rüzgardan iyi pişmiyor. İçeride yapıyorum o yüzden. Bugünden paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hava bayağı soğuk. Gördüğünüz gibi fena.